Arkadaşlar merhabalar. Bina modelleme derslerimizin galiba yedincisi olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi binamızın genel materyal ayarlarını yapmıştık. Işık ayarlarımızı daha tam net yapmadık ama ilerleyen kısımlarda düzenleyeceğiz zaten onları. Dediğim gibi şu cam materyallerini falan da düzenleyeceğiz. Evet devam edelim çalışmamıza. Şimdi tekrar şu render interaktifi bir açayım. Ben şu ışıklandırmayı falan bir düzenleyeceğim. Böyle tutmayacağım. Esat editörümüzü de bir açalım. Bir yandan da şeyimiz açıla dursun. Bu ne derler adına interaktif renderımız. Evet. Şimdi ışık ayar bölümünden Domain light'tan şu ışığı ben bir değiştirmek istiyorum. Tıklayalım bir. Şunu bir kullanayım ben. Bakalım bu nasılmış. Yani. Evet. Şunu da şiddetini bir yapalım ışığımızı. Sunlight. Hmm, bir değil şöyle çok düşük değerlerde. Evet, şunun gibi. Bence güzel en azından. Yani bir iki tık daha düzenlemeyle güzel bir ışık olacak diye düşünüyorum. Evet, şimdilik bunu bu şekilde kullanabiliriz. Yine dediğim gibi değiştireceğiz. Bu şekilde tutmayacağız. Şimdi şu binamızın ufak tefek çevre detaylarından başlayalım. Bir tane rectangle çiziyorum şöyle kaça kaç yapsak? 3000'e 3000 yapabiliriz bunu 3000'e. 3000. Evet. Şimdi bunu kabaca şöyle yapabiliriz. Yani ölçülü yapmayacağım için çok dönem yok ama en azından hani ölçülü diyebiliriz belki. Tam şu köşe kısmından şöyle kaç gelelim? Bir 700 gelelim. Ve böyle de kaç gelelim? Bir 500 gelelim. Evet. Şimdi Push pull ile bunu aşağı doğru şöyle bir 10 santim bir kalınlık verdim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir yine bir, bina girişimiz falan var. Onlar yapacağım. Şimdi şuradan şeyimizi bir alalım bakalım bir daha şöyle yapalım yok, yapmaya gerek yok. Şöyle küçük bir şey yapsak yeterli gelecektir. Şurada bir kaldırım yani şuraya 2 metre alsak şurayı da 3-5 metre civarında bir şey yapabiliriz. Şuradan itibaren 500 yapsak çok mu büyük gelir? Yok tam da 500 taşmıştık değil mi? Aynı. Şimdi push pull ile şuradan şöyle bir kaç gelelim? 500 gelsek acaba yine bir 500 gelelim Aynı. Şimdi tekrar line ile bir tane şöyle bir çizgi çiziyorum. Yine şuradan şöyle geldim. Tam sıfırına çizemedim. Evet. Şimdi burası bizim kaldırım kısmımız olacak. Binamızın ön kısmı direkt şurası yani. Onun dışında şuna belki bir iki tık kalınlık verebiliriz veya şöyle bir şey yapabiliriz. Push pull ile şuna bir 10 santim bir yükseklik versek çok mu gelir? Bakalım. Evet çok gelir. Şöyle yapsak. Push pull ile buna bir 10 santim yükseklik versek ama şuradan itibaren mov komutumu alsam şöyle yapsam. Aynen ve şurayı da şunu yüksekliğine sabitlesem Nasıl olur? Gayet de güzel olur. Aynen. Burası da kaldırım kısmı olur. Yani belki büyük geldiyse şöyle bir 100 santim daha içe doğru çekebiliriz. Şimdi bunu da yaptık. Bakalım nasıl oldu? Gayet güzel. Şuradan da bir bina girişi yapalım. Yani arka tarafa doğru kaç yapsak? 300 yapalım. Aynen öyle. Şimdi bir 20 santim de şöyle bir duvar payı yapalım. Evet. Burada tabi duvarı ben komple şey yapmayacağım. Şöyle bir 50 santim bir duvar yapıp şuradan bunu bir gruplayalım. Make group diyelim. Şunları bir silelim istiyorsanız. Evet. Aslında bu kadar farkaya da gitmesine gerek yok ama neyse. Şöyle yapalım. Bura kaç geliyor? 1800, 1800 mi geliyordu? Aynen. 1820. Pardon. 20 yapalım. Şöyle yapıyoruz. Şunu da line'la şuradan keselim. Tabi tamam, bu explode diye patlatalım bunu bir. Bunu şöyle yapalım. Buraları da sildik mi? Burası tamamdır. Burası da bizim binamızın arka kısmı oldu. Yine şuradan da tabi geleceğiz. Nereden gelsek acaba? Yine bir 300'de şöyle gelelim. Şöyle yaptığımız zaman kaç geliyor? 20'ye 1374 yapamadık pardon. Şöyle yapalım hemen yani tamamdır. Klavyeyi net görmediğim için ama mikrofon olduğu için bazen göremiyorum klavyeyi. O yüzden yanlış yazabiliyoruz. Şuralarda aslında şöyle yapabiliriz bu. Aynen öyle. Şurayı silsek nasıl olur olmaz. Reviz face diyelim. Tamam. Şurayı da sildik mi? Tamamdır. Şurayı da silelim ve şurayı da silelim. Tamam. Şimdi push pull komutumla alıp bir 5 santim bir kalınlık veriyorum. Şuradan da bir 10 santim çıkıntı. Şuradan da 10 sanki biraz fazla oldu aynı. Şöyle 5 santim iyidir. Geldim. Şurayı da yaptım. şöyle yapalım ve şöyle yaptık mı tamamdır şu arka kısmı gayet güzel evet şimdi bakalım sırada ne var şu çizgi nedir onu tam çözemedim şunu bir silelim şunu da silelim tamamdır şimdi komple sahnedeki her şeyi seçip şöyle bir sıfırına doğru taşıyalım en azından şu x çizgisi falan bir gözükmesin önümüzde rahat edelim ya yani çalışırken Evet şimdi bakalım burada nasıl bir şey yapmış. Şöyle bir şeylerimiz var korkuluk gibi ama o kadar yapabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir kaçtı bu? 20 santim. 20 santime 20 santim bir küp tarzına bir şey çizelim. Aslında bunu gruplayıp yapsak daha iyi olur. Bunlar da bir make grup diyelim. Şöyle tekrar rectangle alıp 20'ye 20. Ne 20. oldu rectangle almadım mı? Ya bazen bu niye böyle yapıyor? Çözemedim gitti. Tamamdır. 55 bunu şöyle 100 yapalım bununla tabi ayetten bir push pull ile şöyle bir 10 santim çıkartalım şöyle 5 tamamdır şu gereksiz çizgileri demez siliyorum tamamdır make group dedim şöyle koyabiliriz veya evet gayet güzel Şöyle yapalım bundan bir tane kopyalıyorum Şöyle 200 geldim x 10 diyelim Aynen öyle Biraz fazla mı gitti gitmiş Şunları seçip silelim Şunu da şöyle Koyuyorum Şöyle 200 dedim x 6 diyelim Evet bir tane de Az bile atmışız Bir tane daha kopyalıyorum Koydum yanlış koyduk iyi mi? Bir tanesini şöyle koysak iyi olur. Tamamdır. Şimdi bunu da buraya koyuyorum. Şöyle geldim 200 dedim x 6 dedim. Tamam. X6 da gayet güzel. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bakalım başka neyimiz var ekleyeceğimiz. şu an demirbol tarzında bir şey yapalım mı? Yapalım bence. Şöyle rectangle alıp şöyle 2 santim civarında bir şey yapabiliriz. Evet. Bunu şöyle göz kararı ortaya bir yere koyuyorum. Push pull alıp yakalayabilse push pull tamamdır. Move komutunu şuradan kopyalıyorum. Bir tane de şöyle göz kararı altına gelecek şekilde koyuyorum ve make group dedim. Şöyle yapıyorum şimdi move komutumla bundan kopyalayacağım. Şöyle duvarın içine gelecek şekilde koyuyorum. Şimdi yine aynı şekilde bunlardan kopyalıyorum ama bunları tabii ki döndüreceğim. İki tane aldık aynen öyle. Şunu bir height diyerek bir gizlemek istiyorum. Tepe noktası şurası aynen öyle. tekrar edit on height el diyerek gizlediğim objeyi geri getirdim. Move komutuma tıklıyorum. Şöyle göz kararı ortasına koydum. Şurayı seçiyorum. move komutuma tekrar. İçe girecek şekilde bırakıyorum. Gayet güzel bence. Şimdi şu kısmı biraz daha şöyle kaç santim bir 700 santim uzatmak istiyorum ben. Evet şimdi o da girmişken şurayı da halledelim. Şuradan da bir 400 santim geliyorum. Şunu da tabi push pulle biraz yükseklik vereceğiz. Çok gittik. Tamamdır. Bu da bir kaldığım ortadan bir yolumuz olacak. Şimdi kamera ayarında yapmamız gerekiyor artık. Bir ihtimal. Şöyle bir basitçe bir tane kamera yerleştirelim. Bayağı bir uzağı mı yapmamız gerekiyor anlamadım ki. Evet, sahneyi ona göre biraz daha büyütüp küçültebiliriz. Bu da aklımızda bulunsun. Bakalım fotoğrafa. Aynen öyle. Şimdi bunu da yaptık. Nasıl bir şey yapabiliriz buraya? Nasıl yapsak, nasıl yapsak, nasıl yapsak? Bir animation, bir skein ekleyelim buraya. Bir şimdi render da bir açalım. Ve asset editor'da açalım. Şuradan ayarlardan, kameradan kaç yapalım 1920'ye 1080 render output 1920'ye 1080 bizim renderımız değil de hani şeyin fotoğrafın çözünürlüğü kaç acaba bakmak istiyorum biraz daha dik yani kare tarzında bir şey geldi ben hoşuma gitti ona bir bakmak istiyorum ben da böyle donmalar falan olabiliyor bekliyoruz açılmasını şunu da stop diyerek durduralım gerek yok şu anda ve projemizde bir yine bir save diyerek bir kaydedelim Ayrıntılar 2000'e 2025'miş güzel şimdi ayarlarına gelip 2000'e 2025 yapalım 2000 e 2025 ama şu şeyi nereden kapatıyorduk custom'daydı aynen custom olması lazım yok ha şu tamam 2025 tamam şimdi tekrar interaktif render'ı açalım. Buradan artık kameramızın sahneye yerleştiriş şeklini ayarlamamız gerekiyor. Şöyle bir yakınlaşalım. Şöyle nasıl acaba? Yani böyle iyi gibi sanki ama biraz daha bir tık daha yakınlaşabilirim. Şöyle hafif yukarı kaçsak. Şöyle iyi gibi sanki. Bunu bir update diyerek güncelleyelim. Tamamdır. Şu kenarları biraz uzatacağız. Bu arada zaten çimenlik falan geleceği için çok da sıkıntı değil benim için. İyi olur aslında. Evet şimdi şu an kalınlığı 10 santim mi yanlış atlamıyorsam. Şu an tam ortasından şuraya bir çizgi çekmek istiyorum. Bunu biraz şöyle böleceğim. Şöyle gelecek bu tamamdır. O kısma da çimenlik falan ekleyeceğim zaten. Tekrar bir interaktif render açıp bakmak istiyorum. Evet Arka kısmı da uzattım mı şurayı biraz daha. Şöyle. Aynı şekilde burayı da. Şöyle uzattım mı tamamdır. Evet. Bunu da burada bitirelim istiyorsanız arkadaşlar. Bir sonraki videoda devam edelim.